Başlayalım testimize. Bakın gelmiş geçmiş en iyi karakter. En iyi. Frank Castle. Yani kim ki Harry Peter Frank Castle'la gavat gibi sırıtıyor kuşun üzerinde uçuyor diye. Bu sorunun cevabı Frank Castle'dır. Espes Ceres. Oy. Bu ne abi? Bu ne? Harry Potter vs. karakterler mi abi? Dean abi bak çok net. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are gone. Bence benim için bu sorunun cevabı belli. Şimdi film bazında, dizi bazında bakmıyorum abi. Benim için bu sorunun cevabı Ensnackles abinin canlandırdığı dindir. Yorumları bir görelim abi. Chatimizde ne kadar gavat var. Hemen bir yorumları alalım abi. Daldaşak'tan inanılmaz bir yorum geldi. Sevdiğin kızı sikiyorlar. Sen de çocuğuna bakıyorsun. Puha ha. Doğru abi. Cengo'dan Snape geldi. Mavi saçlı süs köpeği olan Pelinsu yağ severiz aşıktı diye bastı bile. Doğru abi. Ama benim için bu sorunun cevabı dindir abi. Kaptan Amerika mı, Rakip Balboa mı? Mesela zor bir soru abi. Yani Marvel karakterleri kabul bile edilemez abi. Marvel karakterleri kabul bile... Bak film karakteri olarak mı ele alıyoruz? Olay oyunculuk mu yoksa Dartçın bak yukarıda ne yazıyor? Yukarıda ne yazıyor? Bir ok abi bu soru mu? Barney Stinson ne amına koyayım? Siktir git. <laughs> Niye boşluğu seçtin? Güzel cevap abi. Şimdi şöyle ki şöyle ki Forrest Gump bence ancak ancak söyleyeceğim var. Superman daha hızlı koşuyor siker diyen var. Söyleyeceğim başka bir şey var abi. Tom Hanks Pedo Island'a gitmiş Gavat'ın biri olduğu için Forrest Gump'a olan saygın maalesef bitti. Ben sanatçıyı ve sanatını birbirinden ayırabilen bir insan değilim abi. Benim için sanatçı sanatıyla birdir. Yani bir adam sanatıyla başka bir şeyin mesajını verip kendi bir sanatçı olarak başka bir hayat yaşıyorsa onun sanatçılığının götünden anasını sikeyim yani. Forrest Gump'ın sakat bacakları Superman'e girsin diyor Erdem. Sanat, sanat, sanat ebenin amı içindir Levitate. Bu yorum, bu, bu, bu konu. 9 dok, yıl tartışılır. Burada mali varsa yarraklara geliriz. Bu yayını da bitiremeyiz abi. Ve Henry Cavill abi. Henry Cavill. Size bir hikaye anlatayım o zaman. Bilmiyor olanlar vardır, biliyor olanlar var. O Island olayları gerçek mi usta? Takip etmedim. Gerçek usta. Henry Cavill, Superman rolüne başvurduktan sonra... O gece işte WoW'da expansion çıkıyor arkadaşlarıyla. Expansion'da raid yapıyorlar. Menajeri 4 kere 5 kere arıyor. Bu Henry Cavill'ın kendi ağzından anlattığı hikaye internette bulabilirsiniz. Menajeri 4 kere 5 kere arıyor. Henry Cavill'a ulaşamıyor. Çünkü Henry Cavill, e, Henry Cavill World of Warcraft'ta raid yapıyor abi ekibiyle. Tamam mı? Velhasıl gece geri dönüyor abi menajerine. Ne oldu? Niye bu kadar aradın? Niye bu kadar aradın diye. Sonra öğreniyor ki abi Superman rolünü almış adam çünkü. O yüzden bu kadar anlamışlar. Bunu dinlerken WoW'da raid'e preplenmem. Abi o no life'lık Dexter 2024'te WoW oynuyorsan Blizzard anana kadar satın almıştır senin. Oturup bir düşün ben bu hayatımda nerede hata yaptım diye yani lütfen. O zaman üzücü bir şey daha söyleyeceğim abi. Size o zaman Superman cidden overdose orospu çocuğu. <laughs> Size o zaman bir şey daha söyleyeceğim abi. Leroy Jenkins scripted bir şey. Merhaba sakalcım hoş geldin. Witcher'daki Siri ile Yok abi flörtleşmiyordur. Siri ona bakıyordur o da ona gülüyordur. Yok yani. Bana da flörtleşse de bana ne abi evli değil bir şey değil. Sikimde olmaz. Yani eşit bir kıyaslama değil. Oy. Raskol'u görünce bir sigara yakasım geldi abi. Ama solda da bak. Terminator de büyük karakterdir. Ama sanki burada karakter bazında kesinlikle sol. Abi Raskol çok iyi karakter ama ne demek istiyorsun Uğurcuğum? Abi sol demeyin abi Raskol'dan bahsediyoruz. Abi bakın burada burada Terminator olmasaydı da annesi olsaydı okey derdim. Ama abi Raskol var burada. Raskol var abi. Vito, BC, Michael Corleone, Vito hangi Vito sakal? Benim için Raskol'dur arkadaşlar. True Detective Season 1 gelmiş geçmiş en iyi televizyon şovlarından biridir. Özür dilerim. Yani bu benim için bir kıyaslama değil abi. Direkt. Direkt. Benim için ben nostaljik yaklaşıyorum abi. Benim için bir kıyaslama değil. Benim için bir kıyaslama değil. Şimdi Jon Snow'un hikayesinin nasıl bittiğini hatırlarsak. <laughs> John Snow ibnesi kimya yorumu geldi. Doğru bir yorum. Haklı bir yorum abi. Kim bu ibne? <laughs> Belki Vito Corleone olsa daha ağır sağ tarafa kayabilirdim. Michael Corleone bence o kadar iyi bir karakter değil. Bence. Benim nezdimde. Ama Jon Snow karakter olarak yani Michael Vito'dan daha derin demek doğru değil. Çünkü Vito bir filmde oynayabildi sadece. Yani Michael hani bütün hikayelerde vardı zaten. Şimdi bence Jon Snow'u da seçemeyiz. Çünkü son sezonda karakter gelişiminin anasını siktiler yani. Arkadaşlar bunu size bırakıyorum. Bunu size bırakıyorum. Bu tercih size Kerim Kerim burada mı? Kerim ve Canberk'e soralım bunu abi. Kerim ve Canberk. Seçin abi ben buna cevap veremem. Çünkü yani Vito Car Corleone. Jon Snow ya Kerim siktir git Allah aşkına ya. Böyle bir cevap yok ama karakter diyoruz. Jon Snow bana benzediği için diyorsun. Amına koyayım ya. Bu ne demek oğlum? Yani bence Michael Corleone tipik bir İtalyan mafyası karakteri. Ama Jon Snow iyidir ya. Ben Jon Snow'la gidiyorum. Güzel yani. İlk son sezonu var saymazsak. Ya bu ne? Bunu buraya koyanın Allah belasını versin. Negan da iyi değil de abimize olan saygımızdan. Bu ne abi? İş mi abi bu? Bu dizi mi abi? Bu ne abi? Bu siteyi bir daha bana atarsanız gerçekten götünüzü sikerim ya. ya. Bu ne abi? Bu karakter mi abi? Bu neresi karakter abi? Üçgen kafalı orospu çocukları da demeyelim. enesim yok anasının amıymış yani. Niye şimdi ırkçılık yaptık yani? Abi bu... Abi bunun finalde gelmesi lazımdı. Bunu bize şimdi verirse... Yani yazıktır ya. Yazıktır var ya. Yani 10 yıl buradayız abi. 10 yıl buradayız. 10 yıl buradayız erken final bence bundan sonra testi daha yapmamıza gerek yok ayı taro, sana katılıyorum dümdüz erken sınav erken final yani yani bir anda Tony Soprano var kafası açılan mafya babası bir anda da Heath Ledger'ın Joker'i var Soprano yağlı yağlı sikti diyen var oy yuh diyen var dünyanın en zor sorusu diyor um, umut ay uğur katılıyorum Yok Erdem çok kolay bir cevap diyor soprano için. Sağ abi sağ diyen var ayrış. Çok rahat bir sol diyen var. Abi ne yazığı ya Hitler yani en büyük çokeri eleyemezsin katılıyorum. Solama ağlayarak sağdakini eldim diyen var. Efik sol demiş abi dün doğum günüydü Tony abinin mekan cennet olsun. Sağdaki overrated diyen Erkan bir daha film izleme lütfen. Sağdaki gay filminde oynamıştır diyen gizli gay muhtemelen. Gözüm kapalı sağ basarım çünkü 31 yaşında değilim. Ne demek istediğini anlayamadım Freşacığım. Yarrak yiyecek yaştasın gibi. Why so serious? Diyen var. Penis boyu büyük olanı seçebilir miyiz diyen var. Biliyorsak seçelim abi. Kilolların penisi küçüktür abi ama. Joker saçma bir karakter bence. Herhangi bir adam Batman antagonisti olabilir de emin değilim. Abi Joker ee, Es, en eski villainlardan biridir yani. Ne demek istediğine dair hiçbir fikrim yok şu yorumla. Arkadaşlar, Google'dan yazı tura attık. Yazı tura at. Yazı gelirse Tony, tura gelirse Joker abi. Ve geçiyoruz abi. Yazı tura atmak. Bu... Amına koyayım. Evet, yazı tura atmak. Yazı geldi abi. Tony Sopranos dedik geçtik. Yapacak bir şey yok abi. Onun cevabını ben veremem. Batman mi Thor mu? Batman abi. Kıyas bile değil benim için. Abi <laughs> kıyaslamaya bak. V for Vendetta mı? Daenerys yarakken mi? Yani. Remember remember the fifth of this. Abi. Tokar Kerimciğim <laughs> bakalım ona da. Bir tier list teklifi geldi. Animals I could beat in a fight. Tamam bunu da yaparız Kerimciğim bunu da yaparız. Onu da yaparız. Şunu halledelim. Oy bu çok zor bu çok zor. Bu çok zor. Bu listeyi öncelikle bu listeyi yapan ecdadını sikiyim. Bu listeyi kim hazırladıysa hayatı boyunca mainstream iş dışında iş tüketmemiş. Bunda hem fikir olabilir miyiz? Bunda hem, hem fikir olabilir miyiz? Bunda bir hem fikir olabilir miyiz? Overrated shit franchise. Hayır ruler lütfen lütfen. Ruler Thomas Shelby'den bahsediyoruz. Overrated ve shit franchise demeyelim Erdemciğim. Erdemciğim lütfen. Yani bu ama çok kötü abi. Bana daha niş işlerin olduğu bir şey lazım. Ancak Jack Sparrow Disney olduğu için ben Walter White'a gidiyorum abi. Çünkü Walter White'ın karakter gelişimi inanılmaz. Mesela soruya e bak. Netflix gavatları yüzünden işin geldiği noktaya bak. İşin geldiği noktaya bak. Netflix gavatları yüzünden işin geldiği noktaya bakar mısınız arkadaşlar? Profesör. Arkadaşlar profesör diyor ya. Allah aşkına profesör diyor ya. Allah aşkına ya. Ya nedir şeyin skoru? Bir dakika. IMDB abi. Yani ev hanımlarının vizyon hayatı boyunca hiç iyi iş tüketmemiş ev hanımlarının yaptığı şey gerçekten ya. Buna bakın abi. Bak bak. Açtım. Bak. Allah aşkına. Abi tamam da senin burada yani bu mu abi o zaman James Bond yerine bu mu tercihin? O Tokyo'nun götü. O Tokyo'nun götü. Ya Ursula Corbero abla. Que pasa mi hermano Ursula Corbero? You have the biggest butt in the world. Yani bu diziyi insanların izlemesinin %90'ının sebebi bu kadının götü ama hayatında göt görmemiş abazanlar yüzünden. Bu dizinin 8.2 puanı var ya. Bu dizide en ufak bir sinematografi, en ufak bir vizyon varsa benim de götümü siksinler yani. İspanya'daki 65 yaşında teyzelerin arkada domates soyarken yaptığı dizi. Tokyo'nun götünü yerim Türkiye'den selamlar demiş. Ben sence 3 tane Marlon Brando filmi sayamayacak mıyım Erdem? Tamam sayıyorum. Godfather Saga, Apocalypse Now ve Superman. Hadi siktir git Erdem şimdi buradan. Siktir git buradan. Burada da profesörü seçeceğime giderim Hollywood satılmış James Bond'u şey yaparım. Ekipim saydım birisi Superman ya. Ya arkadaşlar, arkadaşlar. Abi ad Uğurcuğum adam Godfather exklud yaptı ya. Bizim artık OnlyFans'i kızlar gibi böyle bir link tree'miz var. Burada yeni bir YouTube kanalımız ve yeni bir Instagram'ımız var. Umut'un köle gibi çalışıp bütün Elden Ring'leri yayında oynadığımız bütün gameplay'leri böyle bu, iğrenç suratım için kusuruma bakmayın böyle paylaştığı bir hesabımız var. Daily böyle post çıktığımız bir hesap da var. Burada en önemlisi yeni bir re biz bir Reddit'imiz var artık arkadaşlar. Burada böyle her her ay ya da haftada bir buradaki postlara bakacağız ve bunları kendi sikimiz, kendi taşçağımızca oylayacağız, tamam mı? Onun için Reddit'imize gelirseniz hem yayına da malzeme çıkartmış olursunuz. Siz de taşçak geçecek, makara mukara yapacak, malzeme çıkartmış olursunuz. Ama böyle benle alakalı şeyler ya da dramalar böyle reddit Reddit'te. Hepinizi bekliyoruz abi. Reddit.com, Pocip ve Köleleri ya da Ünlem Linktree'den buradan direkt. Bu da benim kişisel Instagram'ım, kişisel Twitter'ım. İstiyorsanız Allah'ım ne olur p çıkmasın, ne olur p çıkmasın. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Öyleyse. Neyse. James Bond dedik, geçtik. Profesyonel ecdadını sikim abi. Oy abi. Abi bir yanda taksi driver var, bir yanda prison break var. Travis'e bastık geçtik gibi abi sanki. Biz bir aileydik oğlum, ailede zaten her zaman bir hiyerarşi vardır. Yani kendi ailenin de kölesisin. Yani Şimdi chatimdeki yüzünden Michael Scofield'a veremiyorum adam gerçekte geriye. Biraz bunun üzerine düşünün ve utan isterim. Yani Michael'ın oyunculuğu oldu. Michael tek yaptığı erotik bir şekilde sağa sola bakmak. Yani estağfurullah levite Herkes istediğini sevebilir. Travis Aga adam kolunu otomatik silah kolu yaptı. Ha, bence de Travis Pickle diyelim. Geçelim yani Robert De Niro'nun yani şimdi. Robert De Niro'nun yani şimdi. Oy. Yani şöyle. Şöyle söylüyorum söylüyorum bekleyin bekleyin bir sakin olun bir sakin olalım şimdi. Şimdi şöyle ki Robert Downey Jr'a çok saygı duyuyordum ben Marvel'ı getirdiği noktadan kaynaklı tamam mı? Ben de ikisini de severim bu arada. Ee, hayır bir açıklama yapıyorum bir açıklama yapıyorum abi sakin olun lan bir açıklamamı dinleyin abi. Açıklama yapmak istiyorum açıklama yapmak istiyorum abi. Vader'ı görünce pipim heyecanlanıyor dire, diyen var. Ruhu şad olsun öyle bir hafta oldu diyen var. Abi açıklama yapmak istiyorum dinleyin. Ben çok say saygı duyuyordum Robert Downey Jr.'ya ve karakteri öldükten sonra da Marvel Cinematic Universe'dan çıkması, daha sonra Christopher Nolan'la Oppenheimer'ı çekip Oscar ödüllerine aday gösterilmesi, tam sinemas kariyerini hayatını topladı diyordum. Daha sonra Gavat gibi iki kuruş para için Matt Mickelson'a teklif götürülmüşken Doktor Doom olarak dönmesi, Robert Downey Jr.'a duyduğum saygının yüzde 99'unu kaybettirdi bana. <laughs> ben orada Mez izlemek istiyordum abi. Biliyorum şimdi durun durun durun. Abi ama komiklerde Tony Stark'ın Doktor Doom, Doktor Doom'un Tony Stark olduğu bir gerçeklik var. Biliyorum abi. Biliyorum. Biliyorum. Ancak ve lakin zaten dönmese de Darth Vader olurdu karakterimiz. Anakin Skywalker. Abi niye spoiler veriyor? Siktir 30 yıl olmuş. Ama döndüğü için artık asla Stark'ın düşünmeye bile gerek yok. Yani öyle söyleyeyim. Driver mı? Driver karakter bile değil abi. Driver filmin adı. Ama Patrick Bateman abi. Patrick Bateman abi. Yani burada Patrick Bateman abi. Bu listeleri yapanlar kesinlikle insan insanlar abi. Kesinlikle Patrick Bateman abi and I've got to say in all honesty, um, it's the biggest piece of dog shit that I've ever heard. <laughs> Can ya zamki yazıp durma conformant zamki ne abi yani ben Daryl Dixon overrated as fuck Hideo aldı Death Stranding'i oraya buraya koydu yaptığı bir acting de yok aynı sikim sokum şey yapıp duruyor her yerde <laughs> ama Truman bir cult'tır abi bir cult'tır. Oy, Maximus, Desimus, Meridius abi! Are you not entertained? Abi, bilemiyorum. Grup 2 inseller olarak bu konuda bir tartışa durun. Ben kendime bir kola daha çekip geliyorum. Olur mu? Dur. Bir beğeni bir yorum be abi. Yok mu şey istiyor be abi ya? Hadi be abi, ne olursun. Evet abi. Chatten bir pol alıyoruz. Moderatörlerim, Barış, Deniz, şu an burada kim varsa. Cimkerim, manyak komik ama inek öldürme sahnesi. Abi, Kerim. <laughs> Güzel sahnedir. Evet, chat'ten bir pol alıyoruz abi. Pol da şimdi bir This görmek. Is the goat, the goat. Russell Crowe, Russell Crowe, Maximus Decimus abi, Maximus Decimus. Hızlı bir pol oldu. Genellikle herkes Gandalf. Gandalf güçlü ve bilgi bir karakter olarak etkileyici ancak bazen pasifliği ve mükemmelliği derinliği azaltıyor. Şu karakter ne kadar hatırlanabilir ki? Gladyatör'den ne hatırlanıyorsun? Maximus Decimus'un şu şekil tarlasında yürüyüşü var ya ellerini sürerek. Gandalf'ın bütün sahnelerini tercih ederim. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Merhaba, merhaba Gani. Objektif bu. Niye oğlum onu o hareketi karakter yapmıyor mu? Tamam da oğlum karakter yapmıyor mu o hareketi Erdem? E nasıl amına koyup yaptığı kıyaslamaya bak. Maximus Decimus da Gandalf'ı kıyaslatıyor. Şimdi Gandalf tamam Gandalf'ı seçelim. Ayıp değil mi Maximus'a? Sen şimdi bana söyle. Ayıp değil mi Maximus burada yapılan? Söyle bana. Tamam diğerli, diğeri de Gandalf'a ayıp oluyor. Doğru. Çok doğru. <laughs> Maximus'a yağlı yağlı soktum abi. Maximus'un ne suçu var? Gandalf'ın Minas Tirith'ten çıkıp Nazgülleri kovaladığı o sahne. Nazgülleri kovaladığı sahne o sahne. E, abi. Kola bu sefer bozuk değil abi. Tamam hadi alın abi G Gandalf götünüzü sokarsınız abi. Alın Gandalf sizi. Abi yani. <laughs> I dare you. I double... Oo, şimdi ben açıkçası bana kızacaklar biliyorum. Bana kızacaklar biliyorum. Bana kızacaklar biliyorum. Ancak Dexter Morgan overrated as fuck abi. Ben hayatımda Dexter kadar overrated bir iş görmedim. Çok iyi ama çok overrated da bak iyi kötü değil. İyi çok iyi. Çok iyi tamam mı? Çok iyi. Çok iyi bakın vurguluyorum anamı sikmeyin. Çok iyi bir karakter ama overrated. Yani iyilik seviyesini yani iyiliği buradaysa karakter böyle ilahlaştırılmış yani. Ama burada seçelim abi. Abi bu bu, bu. abi bu Kesinlikle söylüyorum. Bu listeyi yapanlar bakir gavatlar abi. Çok net söylüyorum. Çok net kararımız Han Solo'dan yana. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Han Solo kazanır. Bu da zor. Bir yanda Sam Raimi'nin Peter Parker'ı. Bir yanda Shawshank Redemption'ın Red'i. Ve Morgan Freeman'ın belki de böyle kalt kariyerini yapan filmlerden biri abi. Ya bir tarafta Sam Raimi'nin Peter Parker'ı, bir tarafta Shawshank Redemption'ın Red'i. Neden bugün peki şöyle bir şey var Shawshank Redemption zamanın güzel yapı mıydı Bugün vizyona girse IMDb puanı 6 Neden 6? Çünkü o kadar satüre O kadar boktan filmler çıktık ki artık Uyuştuk yani Hani bu filmi eskisi gibi o masumiyetle O heyecanla O, o samimiyetle izleyemezsin ya abi Yani ama bence burada e, Toby Maguire'ın karakterinden çok Oyunculuğu iyiydi yani Aslında şöyle söylemek yanlış Bence e, çok ağlak bir Spider-Man bence. Peter Parker aynı Ekum'un yazdığı gibi normalde sarkastik, şakacı bir karakter abi. Ve e, yani Sam Raimi'nin, Tobey Maguire'ın Peter Parker ya daha doğrusu Sam Raimi'nin Peter Parker'ı çok daha ağlak bir e, Peter Parker bence. Yani komik booktaki Peter Parker'a çok yakışan bir Peter Parker derlemesi değil bence. Ama çok iyi yine de. Onun için hani ben buna en iyi Spider-Man diyemem yani açıkçası. Ee, üzülerek yani film olarak bence bu Spider-Man'ler güncel Marvel'ın çektiği bütün Spider-Man'lerden daha iyi. Tamam mı? Ancak Spider-Man olarak Tom Holland da Andrew Garfield'da daha iyi. Daha gerçekliğe yakındı. Yani da gerçekliğe yakındayken daha Spider-Man'e uygundu. Onun için ben red, ben red veriyorum abi. Red yani burada. Evet. Anasının ama arkadaşlar. Anasının ama abi. Anasının ama abi. Abi bu soruya cevap veremeyiz abi. Abi bir tarafta Hello to my little friend var. Bir tarafta da bütün film kariyeri, dizi kariyeri dublajla geçmiş Polat abi var abi. Mesela buraya güllüğü koysalardı güllüğü tercih ederdim. Abi bir yanda Tony Montana var bir yanda Polat Alemdar. Ben yine bu soruya da cevap veremem. Oyuncuya her şeye bakıyoruz abi. Ben ne istersem ona bakıyoruz Eren. bu Şu an bunu ben yapıyorum. Ben ne istersem ona bakıyoruz abi. Çek şu yarramın kafası karakterin ekrandan ya geç. Erdemciğim burada yarrağının kafası kim sana göre? Ama o Tony Montana'nın karakterinin olayı değil midir Uğurcuğum? Ama late, late game Polat terimler sik gibi bir karaktere dönüşmemiş miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar bu benim tercih. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi soundtracklerden birinde pola terimleri siktiri koyduk. Oy abi. Abi bu çok zor. Bakın açık ve net. Açık ve net. Bakın. Ben burada ne Ragnar Lothbrok'a veririm ne Sherlock Holmes'a veririm. Burada yazı tur ederim. Yazı Sherlock olur. Tura, Antonio e, Montana. Antonio, Anthony, Montana. Bakın açık ve net. Açi, abi Sherlock rahat kazandı falan diyemezsin. Ragnar Lothbrok yani Vikings. Ragnar Lothbrok'un Hristiyanlık kendi tanrılarını sorgulama... Yani şu oturuş, şu sahne. Bak bu sahne Ragnar Lothbrok Kral oldu. Tepeden bakıyor. Yanında sağ kolu var. Yani Viking'e bok gibi dizi diyen şey yapmasın. Yazı Tura'ya veriyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz abi. Yazı Sherlock Tura Ragnar abi. Yazı Sherlock Tura Ragnar abi. Yazı Tura. Yapıştır gelsin abi. Bence hak etti. Bence hak etti. Ben buna okeyim abi. Ben buna okeyim. Abi. Benim için bu sorunun cevabı çok net. Tahmin edin ne? Benim için bu sorunun cevabı çok net abi. Direkt. Hey dude. What's the problem dude? Okay dude. Benim benim için bu sorunun cevabı çok belli dude. Hey dude. The Big Lebowski abi benim için bu sorunun cevabı. Ama halk ama cahil cahalet halk Vladislav'ı seçmek ister muhtemelen. Ki Adrian Brody yani ki güzel karakter. Ama yani çok damar karakter. Onun için çok seviliyor. That's just like your, that's just like your opinion man. <laughs> Lebowski the dude. Çok net abi. Cute. Yani çok severiz kendisini. Ama artık olduğu için Doktor Who zaten alakası ama yani lütfen Anthony Hopkins. O sahne Jodie Foster'ın amına koyduğu sahne. Bu kim? Robin Schbert Batski kim? Oy Teddy Daniels. Şu bakış. Hawaii Meteor Mother'daki Robin mi bu? Merhaba zemedik bu arada. Random çık yani sağdan devam. Abi. Andy'ye olan saygın Merhaba dik mertçim Hoş geldin. Teşekkür ederim takipin için. Abi Deadpool da çok iyi. Şimdi Ryan Reynolds'ın Deadpool canlandırması bence herhangi bir komik buktaki en iyi, en yakın canlandırmalardan biridir. My precious. Yeah. Ama Andy Sorkins var abi. Andy Sorkins var yani. Deadpool'u severek siktiri çekiyorum abi lütfen. Senin <laughs> ananı. Şimdi bakın bir yorum yapacağım size. Size bir yorum yapacağım. Size şimdi bir yorum yapacağım. Bana kızmayın. Bana kızmayın. Christopher Nolan'ın Interstellar isimli filmi bildiğiniz blockbuster triple A dram yani. Hiçbir olayı yok filmin. Sinematografisi ve tabii ki işte Hans Zimmer soundtrack'i onu hiçbir olayı yok, hiçbir özelliği yok. Oh Interstellar. Oh Interstellar. Sinema kısmından bahsediyorum. Fizik kısmından bahsetmiyorum. ha şimdi sen yanlış anladın ne demek istediğimi. Fizik kısmına girmiyoruz burada. Sinema kısmından bahsediyoruz. Çünkü o filmi izleyen insanlar zaten o, o işin fizik kısmını anlamıyorlar zaten. İn Interstellar'dan nefret etmiyorum Barış. Interstellar benim en sevdiğim filmlerden biridir. Interstellar benim en sevdiğim filmlerden biridir. Ama kesinlikle kesinlikle insanların koyduğu yerle aynı yere koymuyorum Interstellar'ı. Yani kesinlikle Inter Interstellar yani bildiğin Türk Duran filmiyle aynı yani. High kalite yapı yapımıyla aynı yani. İşin fizik kısmı çok iyi. Ama onun dışında baba gidiyor işte. Baba ağlıyor. <laughs> Kızım gitmeseydin amına koydum. Biz zorla mı götürdük yani? Ama Interstellar insanların abarttığı kadar bir film olduğunu düşünmüyorum abi. Cooper karakteri de normal bir karakter ama Yoda var burada abi. Ben tuvalette sıçarken arkaya Hans Zimmer soundtrack'i koy abi. Ağla ağlarsın yani. Ağlarsın yani. Bir cevabımı seçeyim ben önce de. Evet. Dinliyorum, dinliyorum Barış'cığım. <laughs> Şimdi... demek istediğim şu bak, senin verdiğin örneklerdeki insanların fikirlerini zaten boş ver, anladın mı yani? Onları tamam. düşünerek interstileri onların seviyelerine çekmemeni rica ediyorum. Ha ben de ondan bahsediyorum işte. Ha, Diyorum evet, ki Interstellar yani. öyle bir iş değil yani. Allah iş değil. Evet. Çok iyi bir. iş. Ama öyle bir iş değil insanların sandığı gibi. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, işin evet, fizik öyle, kısmı değil. çok iyi. İzi, i̇şin fizik kısmı çok iyi. Ama yani işte neymiş? En iyi karakter. En alakası yok yani. Anladın mı? Normal kaliteli bir film bence. Zaten ben öyle Cooper, düşünüyorum. Yani öyle şey bir karakter değil. O Zaten değil. Eski ex Amerikan mühendisi çok iyi pilot bilmem kesinlikle o, öyle Kes Herhangi norm bir yani. Şey de o yani norm yani Herhangi işte karakter, kesinlikle katılıyorum fizik kısmı çok güzel Travis Bickle çok net Taxi driver. şimdi bir kere burada Ben Affleck'in Batman'i var şimdi bir soru Ben Affleck'in Batman'i üzerinden mi gidiyoruz mesela burada Christian Bale'in Batman'i olsaydı Christian Bale'in Batman'i seçerdim ben Christian Bale'in Batman'i olsaydı Christian Bale'in Batman'i seçerdim direkt karakter mi Robert Pattinson da çok iyiydi, farklıydı. Genel olarak ama doğru ya doğru, doğru. Bilmiyorum şimdi bana kız... Merhaba Mertçim, bu arada, teşekkür ediyorum takibin için. Bana kızacaksınız gibime geliyor. Ama Walter White'ın karakter gelişimi çok iyi, chat. Walter White'ın karakter gelişimi inanılmaz ya. Gerçekten sanat abi. Ya Batman'in karakter gelişimi norm bence. Batman'de pek bir karakter... Ha, Chris'cim Christopher Nolan'ın Batman karakter gelişimi iyidir. Komiklerde Batman'in pek bir karakter gelişimi olduğunu söyleyemem yani şimdi. Siz söyleyebilir misiniz chat? Dürüst olun. Anasını öldürüyorlar işte lası yok. Bu baitti. Baiti yemedim ama... Bu çaba için alkışlıyoruz. Arkadaşlar karakter bazlı bakıyoruz. Karakter bazlı bakıyoruz. Komikleri de dahil ediyoruz bu sürece. Sadece filmi dahil etmiyoruz. Zaten dediğin gibi sadece film üzerinden gitsek buradaki sahnedeki Batman. Ben Affleck'in Batman'i zaten seçmem yani. Zaten yarram yesin. Ama Walter White abi. Kusura bakmayın. O zor soru. Ama Rakip Alboa da çok iyi karakterdir. Yani çok klişe geliyor. Şimdi bakın çok klişe geliyor. Yıl olmuş 2024. Böyle şeyler çok gördük. Ama Rakip Alboa da çok iyi karakterdir abi. Bence burada işi tekrar yazı hallettirmek kimsenin kalbini kırmadan yapabileceğimiz en mantıklı iştir. Ne düşünüyorsunuz? Abi karakter gelişimi olarak bakıyoruz. Film film kalitesi olarak bakmıyoruz yani karakter olarak bakıyoruz. Yani Marlon Brando'nun Vito Corleone karakterini canlandırırken ki o ağırlığı, o ağır başlılığı, o o tavrı. Gerçekten adama böyle hocam benim babam olur musun diyesi geliyor insanın ya. G gibi her seçimde yazı tur atma. Erkek gibi seçim yap. Abi o zaman ama Rocky Balboa'nın karakter gelişiminde çok iyi. Verdiği hayat dersi. Ya Rakin'in olayı zaten karakter olarak şu. Sen norm biri olabilirsin. Norm biri olarak yokluktan istediğin herhangi bir yerden gelip çok çabalayarak, çok çalışarak, çok isteyerek bir şeyleri başarabilirsin değil mi zaten Rocky'nin olayı? Bu da çok ağır bir mesaj abi. Çok haklı ve güzel bir mesaj. Çok sağlam bu bir gerçeklik yani. Bu hayatta çünkü gerçekten başarılı olan insanlar çok zeki olan insanlar değildir arkadaşlar. Abi ama benim için bir tokor Leon abi. Kimse kusura bakmasın. O benim için abi. O bu bak mesela çok net Niyo. Benim için Niyo abi. Ben çocukken her hafta, ben çocukken her, ya Erdem anama sövme. Abi ben çocukken her hafta cuma günü her hafta Cuma günü Neo Matrix trilogy izliyordum. Bastım geçtim onun için abi. Bastım geçtim. Evet çok normal bir karakter. Patrick Bateman bastım geçtim abi. Darth Vader bastım geçtim abi. V for Vendetta bu bence bir kıyasım bile değil. Bastım geçtim abi. Hannibal Lecter bastım geçtim abi. Bak bu mesela güzel bir kıyaslama. Ama ikisi de aynı kalite ve aynı kalitesizlikte Hollywood işleri gibi düşünürseniz. Bence Han Solo ile Dean'in kıyaslanması okey. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda merak ediyorum. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Aynen. Dinimize verelim hayatımıza devam edelim. Benim için Lord of the Rings trilojisi mi? Pulp Fiction mı derseniz benim cevabım Pulp Fiction olur. Onun için Jules Winfield benim cevabım olur abi. Ragnar Lothbrok mu Red mi? Ragnar Lothbrok abi benim cevabım olur. Thomas Shelby mi Raskol mu? Kesinlikle Raskol. Daha... Thomas Shelby bence daha jenerik Raskol'a kıyasla tipik bir jenerik British mafyası. Ha. Nereden biliyorsun? Bugün çıksa izlemeyeceğim amına koyayım. Daha geçen hafta izledim yine. Ne anlatıyorsun? Tony Montana mı Yoda mı? Çok bu çok alakasız bir. Ben size söyleyeyim. Benim için bu listeyi kazanma potansiyeli olan 3 isim var. V, The Dude ve Ragnar Lothbrok abi. Çok net söylüyorum. Ben bence bu üçten biri kazanmalı bu liste abi. Ben bunların ikisini de ileride eleyeceğim. Onun için Tony'yi seçiyorum. İkisi de çok sikimde olan karakterler değil. Gandalf ne amına koyar o ayrı mesele. Siktir git evlat. Tyler Dördün Jon Snow'un annesiyle yatıp kalkmıştır sabaha kadar. Oho. Profesyonel yaklaşırsan bu cevap Tony Soprano. Karakter gelişimi dedim mi bu cevap Tony Soprano. Ancak gönlümden geçen The Dude. Çünkü it's the dude abi. Yani duygusal açıdan The dude, profesyonel açıdan Tony Soprano. Okey miyiz açıklamamla? Okey miyiz? Profesyonel açıdan Sopranos, duygusal açıdan The Dude. Gabagu. Okey miyiz abi? Kim siker üçgenin iç açılarının toplamını? Tony seçeceksen okeyiz. Abi. Yeah, well, you know, that's just like... Uh... Heçimi size göstermeyeceğim. Özür diliyorum. Hmm. Özür dilerim. Özür... Özür dilerim. En iyi karakter diyor. En iyi gelişmiş karakter demiyor. Burada da artık Vito Carlyon'a siktir çekme vaktimiz geldi. Bu çok zor. Bu çok zor. Çok zor. Arkadaşlar Ragnar Lothbrok'u öyle siktir edip atamazsınız. Cahil cahil konuşmayın. Cahil cahil konuşmayın. Ya ne zor dünyanın en overrated karakteridir. Ya please bro. please bro. Please bro. Please bro. Please bro. Ama bir... Remember remember the 5th of December abi Tyler Durden. Gerçek olmayan bir karakter. Darth Vader. Darth Vader. Gandalf mı Raskol mu Raskol? Benim için Raskol golsak edik abi. Golsak edik benim için Raskol. Benim için Raskol golsak edik abi. Benim için Raskol golsak edik. Neo. Benim için Neo golsak edik abi. Hani bu Lecter mi? abi çok zor. Abi bence dürüst olalım birbirimize. Bence Hannibal Lecter abi. Bence Hannibal Lecter abi. Abi bence Hannibal Lecter chat. Bence Hannibal Lecter chat. Yani evet Walter White ama Hannibal Lecter abi bir kere çok başa baş. Hem fikrimiz herkes bir dursun chat. Hem fikir miyiz çok başa baş olduğunda? Ya ne demek yok artık Don Harmon ne demek istiyorsun? Ne demek yo değiliz dart? Ne demek istiyorsun abi? Herkes şu an biat edebilir mi? Herkes biat edebilir mi abi? Bence chat. Bence Walter White'a Allah'a emanet kardeş deme vakti geldi. Kıvanç'cığım hoş geldin canım benim. Bence e, Walter White deme vakti geldi. Abi Walter White'a görüşürüz deme vakti geldi chat. Walter White'a görüşürüz deme vakti. Tamam hadi aç pol aç. Ama chat'teki insanların onda biri oyluyor abi. Gerek yok abi, gerek yok. De. Fuck you Scar, abi. Abi. Elim kaydı. Elim kaydı. Elim kaydı arkadaşlar. Elim kaydı. Ne yapacağız bilmiyorum. Ay elim kaydı. Aa bu ne abi? Abi şimdi Patrick Bateman'e karşı da ne o kazanamaz? Patrick Bateman'e karşı da ne o kazanamaz abi? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Patrick Bateman'e karşı ne o kazanamaz abi? Patrick Bateman'e karşı ne o kazanamaz? Desem de taşak geçmiş olurum. Patrick Bateman yarrağımı yiyebilir. Amına koyduğum sosyopat katili. Raskolnikov ve felsefelerini ne kadar sevsek de V for Vendetta bizim için bir kültür, Bir kültür arkadaşlar, bir kültür. Onun için onun için V for Vendetta'daki V'ye verdik. Remember, remember the 5th of December dedik ve yarra yedik. Bu bu karşılaşmanın finalde gelmesi lazımdı. Hannibal'ın gözlerine baktığımda şu sahne aklıma geliyor. Çocukken izlemiştim böyle. Bu kıyaslamada ama Hannibal kazanır abi, yalan söylemeyeyim. Remember remember the 5th of December diyorum abi. Ben öyle seviyorum Inflex. Beşinci kere yanlış söyledim bu arada. İkinci kere değil abi. Teşekkür ederim ama saydığın ve takip ettiğin için. Sağ ol. Burada istemeyerek Anthony Hopkins'a vereceğim abi. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi karakterde yani Hannibal Lecter. Özür dileyerek öyle ya. Öyle olmak zorunda yani. Kendimizi kandırmayalım. Bur o oh, abi. abi bunlar rakip zaten. Bunlar düşman. Bu Agent Smith bu Neo yani. Bu bildiğiniz şu an bize Agent Smith ile Neo diyor. Bu final olsun abi. Bu bence fin final olmalı. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bu final olmalı abi. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok aynı seviyedeler abi. Çok aynı seviyedeler abi. İnanılmaz ayrı seviyedeler abi. Bu çok zor. Bu yazı tura abi. Bu çok aynı seviyedeler. Ben böyle bir şey karar veremem. Ben ikisine de tapıyorum abi. Yazı sol turasa. Nio kazandı abi. Ama burada da Hugo Weaving'in anasını avradını soyunu süperli, sülalesini sikiyorlar. Of. Abi V'imizi diyelim ya. Şimdi karakter gelişim baktığında yani V'nin geldi. Abi ağırlıkla v for Vendetta'yı galiba galip belirledik. Gönül isterdi ki The Big Lebowski olsun. Ancak şuradan chatten participate eden herkese bir alkışımızı alalım chat. Bugün de daha insanlığa hiçbir hayrı dokunmayan bu, bu, testi yaptığımız için önce bizi kutluyorum. Sonra bu testleri hazırlayan ve bu iğrenç kıyaslamaları koyan insel, vizyonsuz hayatında niş, hiçbir iş izlememiş. Uf. İnanılmaz kafiyeydi. İnsanların da ecdadını sikiyim. Hayatımıza hiçbir şey katmadan gene bir testi bitirmiş olduk.